Merhabalar Burhan Şeşen, ben şu anda Ses Tiyatrosu'nun kulisindesiniz. Biraz sonra Şahlar'da Vuruların ilk genel provasını yapacağız. Ben 27 Mart 1959 yılında Eskişehir'de doğdum. Babamın pilot olması nedeniyle Diyarbakır'da, ondan sonra da Ankara'da ilkokulu bitirdim. Diyarbakır'da Şehit Namık Tümer İlköğretim Okulu, Ankara'da ise Bahçeliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda okudum. Sonra Cumhuriyet Lisesi'nde bir sene kadar okuduktan sonra babamın sivil havacılığa geçmesi nedeniyle İstanbul'a geldim 1972 yılında. İstanbul'da da önce Bakırköy Lisesi'nde okudum. Sonra oradan atıldım maalesef. Bu gençlere kötü örnek olmasın ama oradan atıldım ama çok sporcu biriydim. Yeşilköy Lisesi'ne gittim. Orada Necdet hocamız vardı. Okulun müdür muavini ve sporcusu. O biliyordu benim sporculuğumu, takip ediyordu. Orada okulda da futbol ve voleybol takım kaptanlığı yaptım ve o zamanlar başlayan müzik serüvenimde ses yarışmalarına katılmaya başladım. Ondan sonra liseyi bitirdikten sonra Eskişehir, o zamanlar adı İletişim Bilimleri Fakültesiydi. Sinema Televizyon Yüksekokulu'nu birincilikle kazandım iki sınavdan sonra. Arkasından 79 yılında Vatan Makine Mühendisliğini kazandım ve makine mühendisliğine geçtim. Orada da okurken aynı zamanda da Ses ve Hayat dergilerinde foto muhabirliği yaptım. Ve de düğün salonlarında yavaş yavaş çalışmaya başladım. 1983 yılında Gökhan amca ve ben Grup Gündoğarken'i kurduk. Sonra Grup Gündoğarken'de sonra 86 yılında ilk albümümüz çıktı. Bu arada da okulu bıraktım çünkü turneler falan başlamıştı. Açık öğretime geçtim. Oradan da İktisat Fakültesi mezunuyum. Gündoğarken'le birlikte bir yaz daha bitiyor. Yaz Bulutları, Bir Günlük Aşk, Ankara'dan abim geldi. Best of Gündoğarken 1999, İstanbul Athena İstanbul, arkasından Hayat Bu ve Özlemişim albümünü yaptım. Ayrıca iki tane solo albümüm var. Bir Düş Gördüm, Bir Düş Gördüm ve 1-2-3 Tip isimli. 1999 yılında o zamanlar TV8 daha farklıydı. TV8'de 6 sene kadar sürecek Yorumsuz isimli müzik programının, canlı müzik programının hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını üstlendim. Bu arada Güneş Gazetesi'nde haftalık yazılar yazdım. Yaklaşık 2 senedir de Bir Gün Gazetesi'nde haftalık yazılar yazmayı sürdürüyorum. 8 senedir de Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, MYÖR'ün yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. 2023 yılında 40. yılımızı kutlayacağız müzikte. Bütün herkese sonsuz sevgiler.